seçimleri bile etkileyen bu seçim kampanyası herkesin hayali olmuştu. Çok güzel bir çalım yedik. Yapacak bir şey yok. Biz gene en iyi şekilde faydalanmaya çalışacağız. Bana destek sağlamak isterseniz eğer videoyu açtınız, buradan açtığınız itibaren sonuna kadar hiç atlamadan izleyin ya da açık bırakın. Abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yorum atıp beğeni atabilirsiniz. Siteye gidip oradaki içeriklere de bakabilirsiniz. Bunların hepsi bana destek sağlar. İsterseniz yaparsınız. Kampanyaya bakalım. En son durum ne? Biliyorsun ki telefon aldığında ikincisini devlete hediye ediyorsun. Normalde aldığında. Ama bu kampanya sayesinde telefonun vergisini vermeden alıyorsun. Ama buna bir sınırlama getirdiler. Sadece Türkiye'de üretilen ve belli miktarın üzerindeki telefonları alabiliyorsun. Mesela A2 alabilirken A70 alamıyorsun. A70 de Türkiye'de üretilen bir telefon Samsung'un. Bu bir örnek mesela. Belli bir para sınırı var. Kimler katılır? Bir ara şey konuşması da oldu. Açık öğretim katılamayacak falan muhabbetleri döndü. iPhone alabileceksiniz ama açık öğretim katılamayacak falan diyorlardı. Yok, bütün üniversite öğrencileri alabilecek. Sadece üniversite ama. Ben şeyi düşünüyorum. Seçimden önce bir iki aya alınabilir olur. Gençlik ve Spor Bakanımız vergisiz bir şekilde almak için çalışmaların devam ettiğini Cumhurbaşkanı'nda yakın zamanda açıklamada bulunacağını söylemiş. Bakanlar sürekli açıklama yapıyor. Ekonomi Bakanı da şöyle söyledi. Öğrencilere vergiden muaf olan bilgisayar ve telefon imkanı sağlanmasına o çalışmalara devam edildiğini söyledi. Bir de gizem yaratmayı severler. Öğrenciler vergiden muaf cep telefonu veya bilgisayar kullanma hakkına sahiptir ancak detayları açıklayamam gibisinden açıklaması var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ise bu konu yıl sonuna kadar netleşecek demiş. Benim dediğime geliyor olay. Büyük ihtimal öyle bir şey patlayacak. Türkiye'de üretilen deyince insan şey yapıyor. Casper'la General Mobile mi alabileceğiz lan sadece ya da Venus? Hayır. Samsung da var. Yani burada monte edilmesi yetiyor. Düşünün tüm markaları. Huawei ve Apple hariç hepsi var. Ne zaman başlar? Şu an net değil. Ama bakanlarımızın dediğine göre bu yıl içerisinde büyük ihtimal sonu. Genelde öyle oluyor. Yılın son aylarına yaklaştığımız zaman olur. Tahminime göre. Ama bu sadece bir tahmin. Dediğim gibi Türkiye'de üretilen ve montajı yapılan marka ve modeller var. Bizim siteye gidip oradan marka ve modelleri detaylı görebilirsiniz. Vergi durumu falan. Videoyu izlemek yerine okumak isterseniz daha detaylı bir şekilde hangi model, hangi cihaz, hangi marka falan var derseniz siteye gidip yorumla sabitli linkten daha detaylı öğrenebilirsiniz. Bayağı bir model var bu arada. Ama önerdiğim, videonun asıl amacı bu. Önerdiğim telefonlar var. Bence Samsung'un A52 modeli alınabilir ve General Mobile son sürüm var bir tane. CM Phonix 5G. Onu çok önermiyorum ama en pahalı o ve donanımları en iyi o. Şöyle bir şey var. General Mobile olduğu için güncellemesi nasıl olur acaba? Güncellenir mi falan filan. O sizin alacağınız bir risk. Samsung bence ben olsam Samsung'u alırdım. Gene kendi fikriniz. Bu gelirler neler? Bu gelirler şöyle. %1 Kültür Bakanlığı payı var. %12 TRT bandrolü var. ÖTV'siz fiyatı 1500 TL'yi aşmayan cep telefonları için. Düz fiyatı. Hiçbir vergisi, ÖTV'si olmayan bir cep telefonu için. %25 ÖTV. 3000 TL'yi aşmayan telefonlar için %40 ÖTV. 3000 TL üzerine çıktığımızda ise %50 ÖTV alınmaktadır. Bunlar fiyatına göre oran koymuşlar. Ayrıca %20 KDV var hepsinde. Bu vergiler var genelde telefon aldığınızda. Telefonu aldığınızda sadece öğrenciler alabilecek. Yanına ekstra 10 GB'lık internet verilecek. Şartları şunlar. Üniversite öğrencisi olmanız, hattınızın sizin üzerinizde olması ve cep telefonunu 2 yıl boyunca satmama sözü vermeniz gerekiyor. Dediğim gibi telefonu aldığınızda hattınıza her ay 10 GB internet tanımlanacak. Her ay ise iyi bu arada. Bence iyi bir şey 10 GB internet. Öğrenciler paket yapamayabilir. Para yatıramayan öğrenciler için. Bence bu kampanya iyi. Herkes kötülese de millet olayı koparıyor. iPhone almayı bekleyen kişiler vardı. Lan bir böyle bir olay çıksın da iPhone alıp satarım falan. Onlar patladı. Bu kampanya ile beraber o saydığım vergilerden hangisi kaldırılıyor? ÖTV ve KDV. %20'lik KDV ve telefonun fiyatına bağlı olarak ÖTV'si kalkıyor. Mesela 50 bin liralık telefon 25.450 TL'ye düşüyor. Bayağı bir oynama var. Daha detaylı öğrenmek istiyorsanız hangi telefon kaç para vergisiz falan. Hepsi detaylı bir şekilde sitemde şu an yayında. Gidip bakabilirsiniz. Detaylı okuyabilirsiniz. İstediğiniz telefonların vergisiz fiyatlarını görebilirsiniz. Destek sağlamak istiyorsan ne yapacağını biliyorsun. Videodaki başta söylediğim şeyleri yaparsan. Bana destek sağlamış olursun. Kendine iyi bak. Sonraki videolarda görüşürük.